Merhaba arkadaşlar, duyuyor musunuz? Bilmem kaçıncı sezonundayız. 2014'ten beri harika isimlerle gerçekleştirdiğim bir program. Şimdi benim evimdeyiz ama semt bizim ev kira. Yakında çıkacağız. Çıkmadan önce böyle güzel güzel kurulalım, müthiş konukları ağırlayalım istedik. Ama aslında hepimizi gaza getiren ve bu işin arkasındaki asıl müthiş kahramanlar şu gördüğünüz Türkiye'nin en iyi müzisyenleri, orkestrası Erkan Kenç, Cenk Erdoğan, Ece Şeşen geri vokallerde, Serkan Altınok, çılgın alkışlarınızla arkadaşlar buradan böyle karantina bölgesine geçiyoruz. Gökçer burada müthiş tuşlularda, aşık olacaksınız çaldıklarına. Buğra Kılıçak burada görüyorsunuz, müthiş bir basçı. Bütün genç basçılar ona aşık, onun gibi çalmak istiyor. Ve burada gördüğünüz en yakışıklı, en seksi davulcu Nedim Rajan. Evet, izleyin arkadaşlar programı, tamam mı? Hepsi müthiş konuklar. Kalacağız.
Kestik. Hoş geldin Hüsnücüğüm. Hoş bulduk Ceylancığım. Sanırım dünyada hem Müslüm Gürses'le, hem Diane Reeves'le, hem Zakir Hüseyin'le, hem Kibariye'yle çalmış başka bir müzisyen yoktur. İnanılmaz bir müzisyen. Bizi yıllardır feci etkiliyorsun. Bütün projelerinde ama hem kendi kişisel albümlerin hem Taksim Trio. Bir gün Kapadokya konserinizi hatırlıyorum. Güneş arkadan batarken orada çaldınız. Mıydın sen de? Oradaydım. Aa, güzel konserdi. İnanılmaz bir konserdi. Babilon'da yıllarca öğrenciyken dinlediğim Laço Tayfa konserlerinizi vesaire hatırlıyorum. Yani aslında benim belki de 20 yılımda hep böyle senin birçok konserin. Dönem dönem varım yani. Evet var. Ne güzelmiş. En son da bu işte televizyonda yaptığınız programlar. Bir araya geldik. Evet. Bir son bakış çaldık, söyledik. O bir araya gelişlerimiz de hep güzel oldu zaten. Evet, değil mi? Evet. Yani benim çok içime sindi benim o kayıt. Ve o gün karar verdik. Hani ben rica ettim ya Hüsnücüğüm, işte acaba çalar mısın? Hayalim hani ne güzel olur diye. Zaten Cenk'e de sen bayılıyorsun. O an karar verince oluyor. Bir evet. De bir de bizim aramızdaki en güzel bağlaçlardan biri Cenk. Değil mi? Cenk'le çaldığımda da öyle bir ayrı bir şey hissediyorum. Bütün müzisyenlerle hani böyle onu tartıp böyle en amatörüyle bile bir şekilde çalmaya çalışırım zaten. Hem ona keyif vereyim hem ben de alayım diye. Hı-hı. Ama özel adamlar vardır hayatımda. Cenk bunlardan biri mesela. Bir de o olunca yanımızda hepten güzel oluyor. İyice delirdik. Ya. Peki eskiden mi karar verdin, yol mu öyle oldu? Öyle biri misin? Mesela ben hiç türcü değilimdir. Gerçekten arabesk de dinlerim. Türkü ben de, caz da dinlerim. Öyle olmaması gerektiğini düşünüyorsun değil mi? Hani yani iyi müzik vardır, kötü müzik vardır gibi. Aynen de öyle. Hı-hı. Yani ikiye ayırırsak iyi müzik, kötü müzik. Ama diğer Hı-hı. taraftan baktığımız zaman hepsi bir derya deniz, ulaşamazsın hiçbir yerine. Hı-hı. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Çok genç yaşlarda böyle, genç derken çocuk yaşlarda, çok küçük başladığım için böyle onlu yaşlarda zaten profesyoneldim neredeyse ben. Hayallerim vardı böyle birkaç sanatçı, onlara çalmak idealler. Onlara da çok küçük yaşlarda ulaşınca sorguluyorsun kendini. O zaman böyle değilmiş meğerse bu iş deyip. En güzel tarafı hep söylüyorum, repertuarımı kendim yapıyorum sahneye çıkarken. Enstrümantal müziğin bir şekilde ifadenle, onu yorumlamanla insanlara anlatabileceğini, dinletebileceğini düşündüm, hayal ettim. Yıllardır, çocukluğumdan beri zaten. Ve bunu yapmaya çalışıyorum hala da. Çünkü bazen soruyorlar bile konser anlaşmasından sonra. Anlaşıyoruz, işte menajerim Çağrı anlaşıyor, imza atılıyor falan. En son soruyor adam, ya Çağrı Bey şarkıyı kim söylüyordu diyor. Çağrı da o zaman diyor ki, valla şarkıyı klarnet söylüyor diyor. Eğer Hüsnü Bey söylerse bazen içinden gelirse 2-3 tane söylüyor diyor. Söylüyorum da. Bir iki tane sanat müziği söylüyorum. Bir iki böyle eskilerden bir şeyler söylüyorum. Öyle içimden geldiği yerlerde. Nereden çıktı aslına bakılırsa? 14'lü yaşlarda bu hani yelpazenin bu kadar geniş olması. Dediğin gibi oradan oraya nasıl olabiliyor böyle bir şey? Bir kere ben çok önemli bir müzisyenin oğluyum. Ergün Şenlendirici rahmet olsun bütün babalarımıza. Çok iyi bir trompetisti ve zaten Bergama'nın köy düğünlerinden alıp dünyanın dört bir yanına, New York'tan işte İngiltere'ye bilmem nereden falan filan taşımıştı. Yani ben de 14 yaşlarımda falan Okay Temiz'le Magnetic Band grubunda babamlara dahil oldum. Onlarla beraber ayda neredeyse 5-6 tane en az world müzik, etnik müzik festivallerine gidiyorduk. Ve oralarda cazcılarla da çalıyorduk. Tamtamlarla da çalıyorduk. Ve onlarla jam session'lar yapıyorduk. Müthiş. Hani kendi müziğimi zaten çocuk yaşımda Ege'de işte Bergama'da Zeybeklerle, sanat müziğiyle, halk müziğiyle yoğururken bir de arada bunlar girince işin içine o ritmik şeyler onlar beni öyle bir besledi ki bir de tabii konservatuar hayatım var. 4 sene İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümünde okudum. Attılar beni sonra İngilizce yüzünden. Ama yıllar sonra Sarıyer Kampüsü'nde böyle dekanlar, rektörler varken... Alkış yağmuru ve hediye şeyim geldi, plaketim geldi. Dedim ki ben de gurur duyuyorum öğrencisi olduğum için dedim. Alkış. Sonra dedim gerçi İngilizce yüzünden atıldım ama dedim. Şöyle bir sessizlik oldu. Okulumu da çok severim bu arada. Hala da okul arkadaşlarımla birlikte çalıyoruz zaten orkestramızda. Ondan sonucuma. Şeyliğimiz, dostluğumuz devam ediyor. Yani böyle farklı farklı yerlerde, pavyonlarda gittim çaldım. İşte restoranlardan tut, kum kapısından Galata Köprüsü vardı. Eski yanan Galata Köprüsü ama tarihi olan. O insanın müzikal yolculuğunu öyle bir renklendiriyor ki yani. Acayip ufkun açılmış çocukken, çocuk yaşlarda. Ama yani gerçekten dünyada bu kadar çok farklı müziğe ve müzisyene adapte bu kadar rahat olabilecek gerçekten herhalde bir elin parmağını geçmeyecek kadar az sayıda müzisyen var. Onlardan birisin. Hastasıyız.
İlk 98 yılında mı aslında bir albümle? Brooklyn Funk Essentials. Hmm. Evet, askerdim ben. 96'da gittim ve 98'de dönmeden önce izin alıp geldim. Hı hı. Sonia Tamar Seaman vardı. Müzikolog bir Kaliforniya Üniversitesi galiba. Hem klarnet de çalıyordu Sonia. Babam ve müziği hakkında bir şeyler yazıyordu. Onu araştırıyordu o zamanlar işte falan. Biz çok yıllar önce tanıştık. Sonra Positive Doubleman'la da işler yapıyorduk. İşte Babylon biliyorsunuz, evet. O tayfa artık. Hepsi bıraktılar, evet. Şeylere, yetiştirdikleri insanlara. O zaman da çok ayrı bir güzeldi. Çok acayip. Gelmişsin bak tabii, konserlere. Tabii. O zaman işte Brooklyn Funk Essentials diye bir grupla albüm yapılacak. Hmm. İşte bana kayıtları geliyor. Şöyle bir grup repertuar yapıyorum ben askerde. Sonra izinler alıyorum. Geliyorum. Bir kayıtlar yaptık. Allah! Çok güzel. Acayip. Tam benim böyle hayal ettiğim bir şey. Çok evet. Da hani tam yani müzisyen işi. Evet. Böyle. Hala da çalıyor her yerde. Tabii çok canım. Da güzel bir iş. Müthiş. İlk odur evet 98. Evet 98. Evet. Ve son albüm de 2015 mi? Evet galiba. Uzun biraz zamandır, uzun olmuş. Uzun zamandır yapmıyorum çünkü artık kimse neredeyse albüm yapmıyor. Hmm. Bu single'lar veyahut işte maxi'ler, EP'ler bir şeyler. Hmm. Neden artık böyle oldu? Çünkü insanlar çok kolay ulaşıyorlar. Hmm. Evet. Ve o yüzden çok kıymeti olmuyor yaptığımız şeylerin. Özellikle tek şarkı olunca en azından onu 2-3 kere dinleme şansın oluyor. Hmm. Ama 10 şarkılık, 12 şarkılık bir çalışma yaptığın zaman o albümün içinden günah böyle şeye giden, ıskartaya çıkan, evet. O kadar haksız çıkan hatta şarkılar tabii. Oluyor ki mesela senin gönlünde o şarkı bir numara ama tabii. O şarkı ıskartaya çıkınca vay be diyorsun. Onun için böyle tekliler, ikili bazı çalışmalar için olabilir 7-8 şarkı, komple albüm de olabilir projeler için ama benim içimden böyle bu aralar çok albüm yapmak gelmiyor ya. Bir de biliyorsun televizyon programı varken fırsat. Her hafta zaten albüm izliyor insanlar orada. Kaç şarkı çalıyorsunuz? Çok çalıyoruz orada ya. Yani ben inanamadım. 2 kere geldim o programa. İnanamadım o performansınıza. Biz gidiyoruz sabah 7'de çıkıyoruz. Siz diyorsunuz ki biz daha başını çekeceğiz. Başını çekeceğiz. Gözümüz kapalı böyle sabahın 7'sinde. Hoş geldiniz diyoruz. Hayır doyamıyorlar mesela 3,5 saat belki de sürüyor evet. Değil mi o toplamda? Evet. Ve evet. Ya tüh bitti diyor bitti insanlar diyorlar, hala evet. Yani inanılmaz bir akıyor da gerçekten akıyor. Aslında. Ya, güzel iş. Neden güzel iş Ceylancığım biliyor musun? Şimdi uzun yıllardır Türk insanı müzik gıdasını televizyondan özellikle yarışmalardan alıyor. Yani güzel oluyordu tabii yine müzik oluyordu ama yarışmacıları izliyorlardı daha çok. O bambaşka bir moddur. Evet. Yarışmada izledikleri insanların birçoğu da o yüzden istedikleri yere gelememiştir. Yani onu yarışmada tanıyor çünkü Türk insan. Bu bütün dünyada da böyledir aslında. Tabii. Çok nadir aralarından böyle hani çıkmıştır mutlaka ki. Ama burada özellikle son dönem yapılan birçok programda olan şeyler yok mesela. Magazin yok, dedikodu yok. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlıyoruz. Müzik konusu çok önemli ki o kadar önemsiyoruz ki birçok insan ilk programlarda playback yaptığımızı zannetti. Çünkü böyle nasıl biliyor musun? Arı gibi bir çalışma var orada. Müthiş mixler yapılıyor. Sesçimizden ışıkçımıza, kameramıza, her şey. Yönetmenimiz Erdal Hoca zaten böyle o yüzden güzel bir şey çıkıyor. En önemlisi samimiyet var. Hani şeylik yok orada böyle. Tabii. Yapalım da geçelim mevzusu yok. Çok yani. Da yetenekli 3 kişi var. Evet. Bir de müzisyenlerle böyle hep tabii. Daha rahat oluyor. Can canayız. Evet. Tabii. Bence de. O yüzden de bitmeyecek gibi gözüküyor. İnşallah. Sanki gitti uzun. En güzel yere kadar gitsin. İnşallah. Şimdi benim programa gelen herkese sorduğum bir soru var. Oradan da böyle belki bir işte bu bölümler sonunda bir ana fikirler de çıkıyor aslında. Ben de Hüsnü abi gibi olmak istiyorum diyenlere bir takım tavsiyeler rica edeceğim ama bu çok insanlık üzerine de bir tavsiye olabilir. Evet. Yani ben mesela işte okumasak da olurcuyum ya da başka bir bölüm felsefe okuyabilir bir müzisyen. Tarih de okuyabilir de derim mesela ya da işte buraya geldi seyahat etsin derdi mesela. Tabii o çok geziyor çünkü. Çok geziyor çünkü. Herkes kendine göre. Kimi de evde oturup hayal kurup ona göre yazıyor aynen mesela. Öyle. O da başka bir şey. Sen ne önerirsin? Sevdiğin müzisyenlerdeki ortak özellikleri düşündüğünde de ne çıkıyor acaba? Hayalperest hepsi bir kere yani. Hayal kurmayı seven insanlar çoğu. Hı-hı. O yüzden anlaşabiliyoruz. Ya da onları dinlediğimde o hayallerini de hissedebiliyorum. Hani ne kadar engin ya da ne kadar böyle. Anlaşılıyor. İlle konuşmak gerekmiyor yani. Tabii ki konuşmak en doğru iletişim şeyi. Ama bizim müzisyenler olarak belki de bazen müziğimiz onun önüne bile geçiyor. Konuşurken çok iyi anlaştığım bir adamla, biriyle diyelim daha doğrusu. Biriyle belki de müzik yaparken oluyorsun. Yazık yani. Evet, anladın mı? Hani
Çok iyi çalıyor olabilir ama şeyin uymuyor. Evet. Enerjin uymuyor o anda. Olmuyor yani işte. O yüzden ilk önce mesela Hüsnü abi gibi olmak istiyorum diye derse bir kere orada başta yanlış oluyor. Hani tamam gibi diyor en azından. Ben çok şanslıydım. Benim hep babamı söylüyorum ben. Benim annem bana babam askerken ninni söylüyormuş böyle salıncağı sallarken. Kalkıyormuş, bakıyormuş sessizlik tabii. Uyudu herhalde bu çocuk diyormuş. Bakıyormuş bana böyle. Simiklerim burada. Annemi daha söyleyeceğim. Of. Böyle yaşlar akıyor. Annemin nasıl bir sesi vardı biliyor musun? Cennet ölürüm. Seslim diyordum. Ona 80'li yıllarda albüm yapıldı. O zamanın meşhur bir plak şirketi. Bizim baba sülalesi istemiyoruz dediler. Tam okumalara geldi, mort oldu. Ay, olamaz. Olsun, en azından benim kulağımda. Ama çok özeldi yani. Of. Onun böyle onun ninnileri babamın trompeti diyeyim hadi. Sadece çünkü babadan aldım zannediyorlar ama annem de rahmet olsun ikisine de. İkisinde müzikal durumları çok böyle güzeldi. Bir gün de sana Naz'ı dinleteyim ben. Ya lütfen. Naz'ı dinleteyim bak annemden ona geçmiş mutlaka ki. Tabii ki tabii ki. Ne önerirsin dedin ona döneyim tekrar. Ben çok şanslıydım. O yüzden mesela şunları şunları yapın arkadaşlar gençler diyemiyorum. Benim böyle su aktı yolunu buldu. Ama her meslek için eğer iyi yapmak istiyorsanız o meslekte iyi olan insanların yanında olmanız lazım. Gerekirse çantasını taşıyacaksınız. Evet. Gerekirse bir bardak su götüreceksiniz. İşini iyi yaptığını inandığınız, baktığınızda idol olarak gördüğünüz birilerinin ya da hani beğendiğiniz, takdir ettiğiniz insanların yanında ya da iyi müzisyenlerle birlikte böyle vakit geçirmek ya da arkadaşınız da olabilir, birkaç yaş büyüğün olabilir, senden ileride olabilir. Onlarla böyle hani kolektif oluyor bu işler. Evet, tek başına olmuyor. Bence de. Günümüzde en güzel şey ne? İnternet. Hani bizim zamanımızda internet o kadar yoktu ama ben şanslıyım ve babam sayesinde, arkadaşlarım sayesinde dinliyorduk. O zamanlar geliyordu. İşte Vasili Salias'ın kaseti geldi. Falan. Tabii. Ben de kaydedebilir miyim? Elden ele dolaşıyor Vasili Salias dinliyoruz mesela. Şimdi adam düt diyor Yunanistan'dan yarım saat sonra burada. Hani evet, inanılmaz. Çabuk tabii. Bir de görüntü olduğu için eline bakıyor. Bakıyorsun. Adam üfleyiş pozisyonuna bakıyor. Karşısında hoca olsa belki o kadar güzel anlatamaz. Bolca araştıracaklar. Klarnetçilere özellikle söylüyorum. Madem Hüsnü Şen, Hüsnü abi gibi olmak istiyorum dediler. İyi bir gitarist olabilir. İyi bir piyanist olabilir. Yani bu sana iki akor basıp birlikte çalabileceğin kişiler olabilir. Bir de dediğim gibi tabii bu işin zamanı yettiği kadar da doğru bir yerden eğitimini alması lazım. En azından bir yere kadar. Tabii hani, tabii. Burada sağa döneceksin. İşaretleri öğrenmek gibi falan. Hani ehliyet şeyi gibi, kursu gibi. Bir yere kadar kurs alıp ondan sonra zaten yolda öğreniyorsun bu işi ama onu da mesela abi kime gidelim diyorlar. Orada şu diyemiyorum. O da sizin şansınız artık. Onu da siz bulacaksınız diye. Aynen. Ay çok teşekkür ederim Üstü. Biraz da köyden bahsedelim mi? Tam bitirmeden senin Senin Bergen. Zaten ruhunda da var. Toprak, ağaç. Feci. Böyle, evet. Ben de köyde büyüdüm çünkü hep İstanbul'da olduğum bütün bu yıllar boyunca köye dönmek istedim. İşte şimdi böyle yavaştan İstanbul'un bir köyünde idare ediyorum ama Bergama benim Türkiye'de hani en sevdiğim ilk beşte yani böyle Kars, Mardin. Bir zeytinlik alalım sana orada. Ya çok küçük bir zeytinlik alalım. Ve bütün konserlerimiz de o kadar güzel geçer ki Bergama'da orada. Bergama'da değil mi? Yani böyle Neşet Baba türküsünde filan herkes ayakta daha hiçbir şey demeden. Herkes sahneye çıkar hep beraber göbek atarız, eğleniriz filan. Çok çok mutlu ayrılırız oradan her zaman. Bergama'mız sanatseverdir bir kere. Yıllar önce babam rahmetli olduktan bir yıl sonra sanırım. Bizim doğduğumuz büyüdüğümüz caddeye Şadırvan'dan ta mahalleye Atmaca Mahallesi'ne kadar olan dar bir cadde değil. O sokak da cadde diye geçiyor. Benim okulumun falan olduğu. Eski Hastane Caddesi. Ergün Şenlendi Caddesi yapmışlardı onu. Ay. Hatta o dönemki belediye başkanı Raşit abiydi sanırım. Yanlış söylüyor olabilirim. Tabelayı çakarken adama bak ne yaptı dedim ya. Ergün Şenlendirici Caddesi. Of. Hani böyle kıskanmak değil de böyle. Hem böyle onurla gururla böyle falan. Aradan yıllar geçti. Bu sene içinde yine Bergama Belediyesi Hüsnü Şenlendirici Parkı diye çok güzel küçük bir park açtı. Ya ne kadar güzel. Bizim insanımız sanatseverdir Bergama'mız. Müthiş. Evet. Çok güzel. Yerin altından altını da çıkar ama Bergama'mızda yerin üstündeki değerlerine daha çok kıymet verir ya, Bergama insanı. Ya ne kadar güzel. Evet. Ve orada böyle şahane bir hayat. Evet. Gidip geliyorsun biraz. Yeni geldim daha. Zeytinim hasatımı yaptım. Oh. Ondan sonra izliyoruz Instagram'dan efendim. Like'ları yolluyoruz böyle. Topladık zeytinleri götürdük Sındırgalılara. Oh. Sıktırdık.
yağlarımızı aldık geldik. Güzel de şükür elhamdülillah aldık yağlarımızı. Müthiş. Tadına falan baktık ertesi sabah kahvaltıda. Nasıl bir zevk? Bu arada benim zeytinim klarnet sesiyle olgunlaşıyor. Ben klarnet kampı yapıyorum ya. Bakar mısın ya? Evet. 150 klarnetçi çalıyor. Her akşam o koca sahnede, o Bakırçay Ovası'nın ortasında Vasilis Aleyaslar geliyor. İsmail Lumonoskiler, Bülent Altınbaşlar, dünyanın farklı yerlerinden. O zeytinler hepsi o klarnet seslerini dinliyor. Ve daha biçilmez bak, ne oluyor biliyor musun? Zeytinler aslında. Şöyle çay tabağına döküyorsun küçücük zeytinyağı. Küçücük ekmek alıyorsun. Bak şimdi. Kulağına klarnet taksimi geliyor. Ay müthiş. Umarım ben de misafir olacağım size. Bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Harika çalındı, harika söylendi. İnşallah uzun yıllar dostluğumuz böyle devam etsin. İnşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Selam olsun arkadaşlar.